Yeni bir hafta, yeni bir sağlık olsun. Konusuydan tekrar sizden karşılaştık. Aziz değerli izleyenlerimiz, herkese iyi akşamlar. Devam ediyoruz su, sağlığımızla ilgili önemli mesajlarımız ve önemli sağlık adımlarımız. Son konularda güzel bir şekilde konuştuk kadın sağlığı üzerine farklı farklı konular aldık özümüzden tabi. Bu değerli bilgileri bizimle paylaştı. Sağ olsun var olsun doktora Esen Adnan. Güzel bir şekilde konuştuk bazı kanserler üzerine. Hani da kanserler münasebetin birisiyden yumurtalık kanserdi kadında. Aynı vakitte de kısırlık üzerine de konuştuk ama bir günün konusu bambaşkaydı, çok farklıydı. Çoklar da kadınlardan ki dinliler beni. Buna dikkat etsinler ve mutluluk mesajlarımıza ulaştırsınlar. Bütün kadınlara iki canlılık düşünürse ya da iki canlılık fetresinde önemli bir adımlar konuşacağı bu konuda doktora ile beraber. O da sizin sağlığınız için çok komplikasyonlar ki kadın, hamile kadın, iki canlı kadın ki geçer özünde 9 ay boyunca bunun üzerine güzel bir şekilde geçti, kurtuldu bu komplikasyonlardan. Doktora Esen Adnan uzmandı, kadın sağlığının cerrahat uzmanıdır. Aynı vakitte hamile kadının güzel bir şekilde kliniklerinde güzel bir şekilde bakırı ve bir gün sizden katıldı. Bilgiler versin özellikle hamile iki canlı kadınlar üzerine. Tekrar hoş geldin doktora. Stüdyo Irakiya kanatına ve Sağlık Olsun programında son konularda güzel bir şekilde değerli bilgiler verdi bize. Ama bugünün konusu çok çok mühimdi. Hoş geldin doktora. Hoş bulduk. Memnunum sizi davetinize. Hoşuma gider eğer bu güzel bilgiler bir şekilde doğru şekilde ulaştıysa kadınlarımız o istifade ettiyse. Tabii doktora ağzı da sağlık, ayağı da sağlık bizimle katıldı. Tabii böyle bir uzman, sürekli meşgul bir uzman. Tabii handa hafaralar da var, bu hafta var, son haftalarda da var bizimle. Bizim ama bütün milletimize bu vakti verirsen, katlasan ve güzel bir şekilde bilgiler ulaştırmakta çok çok memnunuz. Dergimen bütün izleyenlerimiz. Doktora bugün güzel bir konu seçtik, o da hamile kadınlar üzerine. Hem de hamile kadın, çoklar giderler, ihmal ederler, bazen bulurlar, bunlarlar hastalıkta. Ondan sonra gelir bir testler yapar, ondan sonra gider bu hastalık arkasıca karşı tam riske ulaştırır özün. Eğer anne olsun ya karnındaki çocuk olsun. Doktora başlayalım ilk kere. Eğer bir kadın plan edirse hamilelik yapmak için ne nasihat edersin ki bu planları yapsın, bu testleri yapsın, canın sağlık bir şekilde hazırlasın, iki canlı hamilelik girmeden önceye. Tabi bu fetre 9 ayda da birkaç komplikasyon uzak eder. Tamam. Biz hem yani kadınlarımız havl edende ya da plan edende bir hamile kalmak durumu için birinci şey bir kronik hastalıkları olduğu zaman ya da bir problem geçirdiği zaman geçen hamileliğinde göze aldırsın özünü. Yani bir tansiyon hastalığı olduysa var bazı bir kan nisbesi az olduysa bu hakalar özünde kronik bir şekilde çünkü özü itimat eder. Nece bu yemeğini ya da bir bu vitaminat alır ya da var bazı kan hastalıkları ya da mesela şeker hastalığı. Yani çok geldi bakasan hamile olup da özün bundan önce kronik şekilde ya da geçen hamilelikte bir şeker hastalığı olup ama gelen hamilde yani bunu bir göze aldırmayıp da. Başlar bu ilk aylarda yani 20 haftalardan sonra benim başlar bu komplikasyonu bunun çıkmağa. Yani mesela olabilir uşakta bir nöbet teşevvüh eder ya da bir tekrar şekilde düşük yapmaya başlar. Ya da bakasan bir 28 haftanı geçtikten sonra bakasan bu baş yani biz diğer amniyotik fluid ya da baş suyu diyorlar kadın yani umumi bir şekilde kullanılan bir mustalahtı. Bu başlar fazla şekilde fazla olmağa anil haddil yani matlub. Bu bizim için bazen bu bir ayrı bir meşakille sokar hastane ya da bir erken doğuma koyar hasta biz koyağın özüne erken doğum yapsan.
ور بعضاً بير نوع من تشوهات إدار خستة الأرمزة ور بعض خستة الأرمز بير مناعي خستة الأخلار ورلاردا أو أجر أز بز يعني بز باطنية أولا أز دخ نيورولوجي أولا خان خستة الأغ أزمان نارمز أولا بير بير تيم ورك إدار خبلار مثلا بعض خستة الأرمز إلى أن صحته إيه بير درمدا أولا يلا نصحة إدارة قدر نارمزة حاملة قالصن وبير ده مثلا خستة الأرمزة تشوخنا ديارخ مثلا سن بلان إدن دو حاملة قلمغا باشلا أجر وزن فضلا فضلا يسابن وزن أندرسن بير ده فوليك أسد باشلاسن قلنمغا بير أتش أي والي بلان إتمدن أنجا حاملة أولماغنا دكتور يعني انت مثلا بير 3 اي ارا قويسا بلان يابرسا حملة او فترة دانك قانون حاز لازن وعين الوقت ده رحمن حاز لازن يعني فوليك اسد قالسن ondan da önce yani kısa bir şekilde ne testler var çok önemli diye yapsın. Acaba doktora gitsin ya sonar yaptırsın ya test kan testler yapsın. Özü gerek o mesela önemli testler hangisi? Yani mesela kan nisbesini gerek bilsin. Eğer bir kan azlaşmağı var ise bunlar doğrulayın hamilden önce. Yani var bazı infeksiyonlar ya da iltihabatlar cinsel yoldan ya da kan yoldan intikal eder. Mesela biz kebet virüsü de ya da AIDS de ya da sifilis de bunların gerek bilagın mesela viral loadın ancağıdı. Ve hel özü bir kronik bir şekilde yani bundan yani yengi bir şey olubdu. Kronik bir şekilde olanda var bazı hastalıklar yani nisbet yani özü yani hamileliğin fetrasında yani çocuk bir etki görmez ya da az görer. Bizi daha çok yani koymaz bizi bir mevzuya bakalım çok böyle close observation edağın özün ya da bir ciddi bir şekilde bir tehdit olunsun çocuk için. Var bazı infeksiyonlar ya da iltihabatlar erken vakitte biz keşfeden de özünü mecbur olduk bir enne o yen hastaya diyarık mı enne bu yarın bir gün olabilir bir kulak eşitmeği problemi oluyor ya da kalbine bir problem oluyor. Onda biz mecburuk yen hamil istimrar etsin yen var bazı hasta kabul etmez bir enne onda hamile biz mecburuk sonlandırağın. Fabul bir de gerek her hasta bilsin kan grubunu. Bilsin kan grubunun mesela RH'ini yani mesela bilsin nakıstı yani zaitti. Nakıs olduğu zaman gerek bilagın erkeğin özde neydi yani blood grubu. Özde eğer nakısıysa bir zarar yoktu çocuk üstüne. Var bazı mesela zaitti. Bu her kanama geçirende ve hususan mesela 13 haftada 10 haftadan sonra başlarık yani bunu bir ciddi bir şekilde aldık. Bu gerek bir nev, bir NTD alsın hatta yarın bir gün bir tahassüs olmasın özünde. Bunu bir ciddi bir testler de edarık hatta bakalım bununca bir antibody oldu canından gitti çocuk için hatta yarın bir gün gelen bu hamilde öz tesir olmaz. Gelen hamillerde başlar teşevuhat çıkmağa. O zaman herkes yani eğer ilk karnıysa ya da ikinci karnıysa tabi risk daha fazla olur. Eğer de ilk karnıysa geç yani geç yani koyduğa geç hamileliği düşünmek yaptı. Ya da yani büyük yaşta koydu yani ya da eğer 4 uşağı olmuş ise da büyük yaşlıysa birkaç müdafatlı hamile oldu onlar çok mühimde riskli grup diyebilir özlerine ama da eğer normal insan var ise ilk kere hamilelik yapırsa ya da ikinci kere hamilelik yazsa azından planı den önce bir 3 ay doktorasıyla güzel bir şekilde kontakte girsin bir büyük hastalıkları çok hastalıktan bulunabilir bunu hal olabilir daha iyi de hamilelik geçsin birinci ay aylarda bulsun özün daha fazla daha zor olar ya da bir riski olabilir. Öz sahatına aynen vakitte de münahiyet teşevuhat hılıkıya şeyler uşakta olabilir. Birinci 3 ay çok mühimdi canın, beden ve bütün organların qeydiyağın düzenlendirmek için, tekvini için. Doktora gelen ilk kere birinci aylar, birinci 3 ay hamil müdafatı ne olabilir? Ne şekilde de hal edeğiniz? Özü bütün kadınlarımız, yani bir kadın
bir gecikleşme hissetse bir hafta edebilir bir kan testi yapsın. Eğer kan testi pozitif çıktıysa onda o zaman özü hamiledir. Eğer var bazı 2 hafta geçtiyse idrar yoluyla eder bir tahlil var. Bazı bizim o kit menzili ya da tahlil menzili. Evdeki tahlil. Evde. Bunu her zaman sorarlar. Ha zaman edelim. Bunu her zaman bunu edendeler özünü etsinler sabah vakti. Çünkü idrar daha terkizli olur. Bu kullan var ama bazı kitler bakasan inno etti tahlil pozitif çıktı. Bakasan özü hamile de dedi. Eğer özü bu kit ya da bu tahlil menzili talif ise ya da expire ise verir sana bir inno tahlil pozitifti. Ya da idrarda protein var ise kan var ise bu tahlili pozitif çıkartabilir. Var bazı hallarda bir inno özü hamile de özü ama negatif çıkartır özünü. Ve hususan illi özleri histamin kullanan ilaçlar, illi özleri daimen hassasiye problemler var ise, ya da idrar çok muhafaf ise, bu çıkar bizim için bir inno özü tahlil pozitifte çıkar bizim için negatifte. İlk aylarda çok kadınlarımız bir inno mağda bulandı. Ma, çok geçirir. Doktora geldik bu testte. Test hamil etti çıktı özünde pozitifti. Çoklar var 1,5 ay sonra soner yaptırırlar. 1,5 ay sonra olabilir bazı bir kuvvetli sancıdan geçti. Nezif oldu soner yaptı ki ay geçip de hamline baktılar özüne hamil harcı rahimde. Nesihat edersen ha zaman soner yaptırsınlar. Daha iyi yaptırsınlar özün. Test pozitif olduğu da? Test pozitif olduğu bile özü biz bazı tahlilleri edarıq hamilin başında. Hatta bakalım bu özü hastanın vəzi, mesela kan nisbəsi, bazı infeksiyonlar necədir vəzi? Eğer özünün antinatalı yok, yani bundan evvel bir bundan önce bir böyle bir testler, xüsusən eğer yapmayıbsa. Özü de biz ilk kere var bazı hastalar 4 ila 5 hafta olduğu bir zaman bakasan gelir kliniklere ya da outpatientlere bakasan diğer kanama varımdı. Bu biz bu kanamanı bazen imma özü bu decidual reaction'dı illi özü zer olanda hamil. Bu nedir bizim için? Bir basit bir kanama oğlu kadınlarımızda ama bu korkular üzerine vayı bir düşük tehlikeler var. Ama bu böyle dəqi. Var bazı yok. Teşhis olunu bir enne özü bu basit bir sancı da olsa özüydən, bir kuvvetli bir sancı olsa özüydən olsa da yani bu basit kanama. Bazen bu oğlu diş gebelik. Biz özü edərik bir ultrasound özü bir, yani çıkmaz var bazen çıkar bəs yeloksak çıkar bizim için. Özü biz aslında yani bir bilgi verebilir eğer hamil daxil rahim daxil rahim görsədi bir enno özü rahim başladı ziyad həddindən fazla qalınlaşmağına var bazen de yeloksak çıkar bizim için. Bu verir bize bir hint bu innehu bu daxil rahimdir. Baxasan var bazen yoxdur özü hamil pozitifdir ama bunlar yoxdur ama baxasan bir mesela umbublarım birisinde bir şişik oğlu ya da adneksiyal mas oğlu onda bizi koyar bir innehu bu innehu bu diş gebeliği vardı. Ve biz onda ne edarıq? Bir tahlil rakmi edarıq. Baxarıq bu necədir? Bir 48 saat sonra baxarıq bu eğer özü normal hamilde gerek bu yani mesela koydu yağım 400 ise gerek 48 saat içinde olsun 800. Eğer geldi oldu 500 ya da oldu 600 bu sub yani sub optimaldı bu. Bunda biz niye darıq bu bir enno koyar bizi bir riske bir enno bu olabilir dış gebeliği. Bu dış gebeliğin de yani özünün yen ilaçtan halloldu. Yen özü edebilsen mutabaa edesen bas hastanı yani bir sonardan ya da şeyden tahlil rakmiden mutabaa edesen özün bazen özü erir gider yani hamil kalmaz. Var bazı yok. İster mesela bir ilaç kullanan. Var bazı ilaca mesela istijab etmez koyar özünü ameliyat yani bir operasyon geçirsin. Bu özünün de bu dış gebeliğinde vardı yani özlerinin bazı hamilden önce avamil hutura varlardı. Koyar özlerine yardımcıdır bir ennehu dış gebeliği yaşasınlar.
biz hamil tespit ettiğimiz zaman bir özü rahmin içinde de onda biz başlarız bir bir 10 ila başlar hamile kadınlarımız çok mide bulantısı başlar, çok mide ağrısı başlar bu ilk 3 aylarda. Çünkü özü bazı hormonlar cisimde fazla olur. Bir de koyar mesela progesteron başlar fazla olur. Bu koyar mide az yani özü başlar cisimde tez yani hazm olunmasın ya da koyar yemek gelsin bir heartburn olsun özlerinde. Yandırmağı olsun. Bu koyar özlerinde var bazı hormonlar cisimde mesela koyar işler gıda derakiye kimin ha koyar cismi ha sıcaklık bassın hastane ha bu yani bir normal hayatından farklı olur hastalarımız. Biz min 11 ila 14 hafta biz her zaman tavsiye ederek bunu bir sonarımız olsun bu fetrede. Çünkü evvel şey var bazı hastalarımız adetleri mazbut değil ya da unutur ha zaman hamile kaldı. Biz bu sonara itimat ederek bir enne yarın bir gün mesela 9 aylık olanda ne ömrünü sayağın hamle. Bir de bakan özü hel özü bir hamil diyen ikizdi yani daha fazladı. Bir de bakan bir enne var bazı kadınlarımız bundan önce erken doğum yapıp ya da 13 haftadan sonra tekrar bir şekilde düşük yapıp bakarak biz rahmin ağzının kıyas ederek var bazı çok kısa olur. Onda biz bir robot ister hatta hamle himaye dağın bir enne erken doğum yapmasın ya da bir düşük geçirmesin hastalarımız. Var bu müddeni geçtikten sonra min 18 ile 20 hafta başlarız bir kere biz bir ultrasound edarak var bazı bahar edağın bahan bir enne meşime harda oğlu var bazı az oğlu tek yani anar yani rahmin ağzına yakın oğlu ve ay trauma ay temas ay fazla iş yani ağır iş koyar hastane bir enne kanama riski olsun. Bir de bu ömürde biz bakarız bir enne her teşevuhat var hamilde çıkar bizim için bu ömürde. Bir de bu ömürde başlar bizim için daima hamile kadınlarımıza soruq bir enne başladı bir enne hissetsin uşağın harakasına. Bu uşağın harakası yani mühimdir. Yani bu bize bir hind verir bir enne bu her enne öz sağlıklı hayat geçirir yeniyor. Bir de hamile kadınlarımız ilk geldiği bile soruq özünden bundan önce bir hamilin esnasında bir problemleri oldu. Mesela bir şeker hastalığı, bir tansiyon hastalıkları. Var bazı tansiyon hastalıkları eğer kronik şekil olmadıysa 20 haftadan sonra başlar. İli biz diğer özne hem tansiyon oğlu hem zülal oğlu. Var bazı hastalarımız 28 haftadan sonra başlar özlerinde onda yani daha hamilde daha bir yani bir yani daha vazih bir şekilde malum olur bir enne bunda şeker hastalığı var. Bu bizi koyar bazı testler yapalım bakalım bunun nisbesini ancadı. Ve hel inne başlayalım nece bir ilacılar kullanalım. Var bazı hastalarımız bir enne bundan önce kan katılaşma olur özlerinde. Sonra var bazı aspirin alı, var bazı iğne alı o sulandırıcı ilaçlar. Hatta bu riskleri mesela bir tahassür, bir kan katılaşma olsun ya da bir embolizmin riskini azlaştıralım hastalarımızın üstüne. Hamile kadınımız 36 haftaya girdiği bile başlar her hafta nesihat ederek, hususan eğer bir ciddi durumları var ise bir enne başlasın, her hafta ziyaret etsin kadın uzmanını. Eğer geldiyse mesela özü mesela sifalik olmadıysa yani başı gelmeyipse ya da oturmuşsa uşak. Oturmuşsa özü 36 haftaya geçtiyse eğer oturmuşsa bu %3 yani haqalar bir enne 36 haftadan sonra hem maqadi qalı. Var bazı yok müstarad olur. Bu bizi koyar bir bunu edebildik biz bekleyelim 39 haftaya kadar yalla bir sezeryeni alabildik özüne. Ameliyatı alabildik özüne.
Doktora yani hanımda indi son illerde çok yoruk nezif olur hamilelik esnasında. Acaba bu nezifin sebebi nedir? Yani bu nişan olabilir mesela. Riske bir şeyler gösterir yani bunun da çok komplikasyonlar nedir? Yani ne şekilde tesir olur uşağın sıhhatine ya da annenin sıhhatine? Bazı nezifler başlar bir en ya da kanamalar başlar hamilin başında. Bu biz buna diğer düşük tehlikesi geçirir. Var bazı 24 haftadan sonra başlar 6 aylıktan sonra başlar bir ciddi şekilde bir kanaması olur. Var bunun en sebepleri yan yoldaş yerinden infisal eder. Yan bu biz diğer gözne takdim meşime diğer gözne öge gelirdi. Fabu koyar hamile kadınlarımıza ciddi bir şekilde bir tehlikeye atar bir enne o bir tekrar bir şekilde bir kanamalar olsun. Olanda bu var bu %50 ile 500.000 her kadınlarda eğer ölüm var ise bu %50'si bu kanama riski sebebi ol kadının ölümüne. Biz mesela bir infisal meşime olanda hamile kadın. İnfisal meşime yani demek eğer meşime rahmen duvarından koptuğu zaman, çekilendiği zaman o infisal meşime. Bu özü 3 nevi eğer infisal meşime var bazen. İç kanama oğlu ama bir zahiri bir şekilde bir kanama yoktu. Bes rahmin içinde oğlu. Var bazı oğlu yani kadın vadah bir şekilde bir kanama oğlu. Onda daha bir nece diyorlar bir alarm verir bize bir enne bu bir tehlike var bu kadınlarımızın üstüne. Var bazı yok. Hem iç kanama oğlu hem zahiri bir şekilde bir kanama oğlu. Bu koyar bizi bu kadınlarımızı bir ciddi bir tehlike hem özü hem hamle. Bu bizim yani her zaman oğlu bunlarda. Eğer bundan önce özü zaten böyle bir problem var ise bir infisal meşime olsun ya da 40 yaşından fazlaysa ya da vezni haddinden fazla az ise ya da var ise var bazı ilaçlar kullan, mesela kokain de, vitamin de, var bazı mesela tansiyon vardı, özüden de zülal vardı. Ya da fazla mesela diğer aminiyotik fluid fazladı. Baş suyu haddinden fazlaysa ya da haddinden azıysa bu bir trauma eder ya da bir zağıt eder. Koyar yoldaş yerinden infisal etsin. Var bazı özünün bundan önce yani özü bir çocukta bir yani nümu az olmağı yani vezni az olmağı koyar özünü bu riske bir ennehu şey olsun. İnfisal meşimi olsun. İnfisal meşimi olduğu bile kadın onda o zaman bir ciddi bir tehlikeye karşı karşıya kalır. Onda hem kadın maruz olur bir enhu kan transferi fazla olsun ya da kan clotting factor az olanda yani kan başlar su kemin olmağa daha bir kerem tahassür etmez. Bu açar multi organ failure açabiliyor. Onda o zaman koyar özünü fazla kan transfer olsun ya da fazla kalsın yani hastanelerde. O koyar çocuğa yen erken doğum yapsın yen ölüme yol açabilir. O koyar özünü mesela çok mesela hıddaca girsin ya da neonatal care'e girsin. Bu bir ciddi bir durum olur. Özü hamile kadın eğer hissettiyse mesela özü necə biz özü keşfedərik özü? Mesela gəli bir kadın fəhs edəsən özünü, baxırsan fəaliyyət həyəyəsi, zaxtı, nabzı çox yani azdır. O baxırsan yani biz təqallusatın hesab edərik, baxırsan qarnın daş kimindir. O yani eğer sancı gedirse gelirse mümkün bir ennehu biz bunu sayalım bir ennehu vilada başlar ama geldiyse karnı dış kimin olduysa onda bize bir maluma verir bir ennehu bunun infisal meşimesi var. O geldiyse bir kanama da olduysa da özüden bu daha bizim için daha tekit eder.
Onda biz kadınlarımızı duxul edərik, başlarıq qan müştəqatını verməyə, baxarıq bir anı çocuğun vəzi necədir. Əgər var bəz kadınlarımız, əgər gəldiysə, çocuqda nabız qalmadıysa, o gəldiysə, məsələn, hamilə qadın bir anı fəaliyyət həyəviyyəsi, məsələn, zaxtıdır, nabdıdır, bunlar da bir problem yox isə, yəni çox zaxtı ənməyibsə, nabzı çox qalxmayibsə, o fazla zahiri qanama olmadıysa, bir close observation ya da bir yaxın bir şəkildə mütabiə edərək özünü, bunu mümkün, normal doğum. Amma gəldiysə qadınlarımız, məsələn, fazla qanama olduysa ya da fəaliyyət həyəviyyəsi çox az isə, müstəqir dəqil isə, onda biz bunu sezeryen yollarıydan ya da cirahat yollarıydan edebilirlik xilas edərik. Biz bunu edəndə çoxluq, yəni qadını azlaşdıraqın doğumdan sonra bir problemlərə geçməsin, daha bir komplikasiyona girməsin. Bir kontrol etmək səhətin. Doğum hani da bu şekil ameliyat yapmak da her halde riskli olur. Riskli olur. Hem yani ameliyat esnasında biz diğer bir şey rahimde oğlu kovilar yutras oğlu. Bu kovilar yutras nedir? Bir ennehu kanama olduğu zaman rahmin adalatının içine girer. Bir kere bu ne der? Koymaz rahim takallus etsin. Nanca ilac veririk. Qoymaz özün təqallus etsin, bu qoymayanda özün təqallus etsin, açar yol bir ənəhu doğumdan sonra qanaması olsun, ya da operasiyon içində qanaması olsun. Bəzən olaşar bir ənəhu özü rəhmi də qaldırıq. Çünki bu təqallus etmədiysə rəhəm, bizi var bəzi, yəni məsələn, bilanc edərik özünü, ayrı rəisi şiriyənləri örtərik, baxasan heç təqallus etməz. Onda biz rəhmə ala bilirik. Məcbur qalasın. Bu, yəni, çox dramatik end olubunda bu xəstələrimizdə. Allah qurtulsun, inşallah, bütün xəstələrimiz ulaşmasın da bu duruma. Doktora, halq, təbii, qonumuzun sonuna gəldik, amma bir önəmli bir soru var burada. O da, yəni, nələr yapa bilər qadın bu son həftələrdə, pardon, son aylarda ya son həftələrdə ki, bu hələyə geçməsin, belə bir şəkildə nəzif geçməsin, yaşamasın. Özü, yəni, özü səbəblərini bilsək, məsələn, nişin bundan öncə, məsələn, qoydu özünü ya da bu geçən həmillərdə bir ənə var, bəzi təkrar şəkildə infisal məşimə olu, yəni, baxasan, birinci həmildə oldu, baxasan, ikincidə də olu. O təkrar şəkildə olanda hər riski də daha fazla olu, o bir həmildə olsun. Var bəzi, məsələn, sigara qullanı, ya da var bəzi iləcələr qullanı, bunu diyar qozunə uzaqlaşsın özündən. Var bəzi, məsələn... Sonar etsin, sıx-sıx sonar yapmaqda, yəni, iyi bir şəkildə bilgi verər, məşibənin vəz ənədinə dəqiq harada oturubdur. O, məsələn, əgər gəldi, məsələn, baş suyu fazla olduysa həddindən, bunun səbəbi nə isə, bu həll, yəni, bidayədən kontrol əlinə alaqın. Ya da, məsələn, azlaşdıysa, bir ənəu daimən xəstəyə deyərək, sən bir risku var, bir ənəu sən infisal məşimə olsun. Var bəzi evi iraqdır, yəni, baxasan, deyər, mən olduğu bildiyi zaman edə bilməm yetişim, mətələn, xəzxanaya. Və biz hətta bir rəhmin içində, mətələn, var bəzi gələr, çocuq vəfat edibdir, yəni, bir ölər, mətələn, rəhmdə. Və bu qoyar risk, bəzi ənzimət ifraz edər, bir ənə qoyar özü qanını sulandırsın. Sulandırsın, çünki gələsək olar. Qoyar, aciz olar, çox bir orqanlərdə canlıdır. Yəni, özü çocuğun vəfatı da bəzən, məsələn, intrauterine death olanda, özə bir koz olu bəzən, özü infisal məşimə olsun. Çünki bəz ənzimət ifraz edər, qoyar fibrinogen fazla olsun, degradation daha fazla olsun və qoyar qan təxəttür əvamilinə təsir etsin və qoyar bu riskə özünə nəzif olsun, infisal məşimə olsun, doğumdan sonra nəzif olsun. Uyamayam, bizim doğumdan sonra bəz xəstələrimiz bir kronik ciddi bir problemi var isə, o ihməl olduysa,
koyar bizi kadınlarımızı bir ölüme karşı bir riske koysun. Var bazı kadınlarımız mesela diyesen özne hamlenin esnasında tansiyon ilacı al ya da insülin al. Korkar bir enne bu bir kronik bir şey olsun. Müzmin olsun. Bu diğerler alışar, korkasan alışarım. Özü bir ciddi bir problemi var ise zaten özü ihtiyacı olur o ilaca. Çok güzel bir şekilde anlattı sizin doktora zaten yani bütün dirasetler hamil fetresin koydular sindrom diye yani bir hastalık diye gibi bir şekilde çok can fizyoloji değişmeye karşılaştı. Ama da buna güzel bir şekilde ardımlardan ki dediklerden geçtiği zaman hamile kadın 9 ay güzel bir şekilde sıhhatli bir şekilde kurtular özü ve çocuğa. Çok teşekkür ederim doktora katılmağı bu için bizimle ve inşallah konumuz burada bitmeyecek de hamil fetresinde müdafaat çok çoktu ve komplasyonlar da çoktu ve nasihat de tabii çoktu bunda inşallah devam ederim. Konularımız hamile kadın üzerine beklemem bizi geldiği konularda hoşçakalın, sağlık kalın.